Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hastaneye elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüneyt Yaruk'un yakınları, acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı. Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında tabanca ateş aldı. Mermiler duvarı delerken sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'nde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemiyle Olayın ayrıntılarına ilişkin Koca, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi'ne getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak bir el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir ifadelerini kullandı. Ateş eden kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını ve hastanedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Koca, Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum. Bir şiddet olayının failine geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi bilgisini paylaştı. Zannediyorum bir hafta veya 10 gün içinde çok geç oldu.